Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili terazi burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi izleyenler için tekrardan anlatayım. Ocak ayı ile ilgili 2021 yılının Ocak ayı ile ilgili aşk, sağlık, kariyer, finansal, maddi durum, aile hayatı, bebek ya da aklımdaki kişi gibi sorularınızı açılımda bulunacağım. Bakalım neler çıkacak terazi burcunun 2021 Ocak ayı ile ilgili tarot kartlarında. Eğer ki şu anda bu video karşınıza çıkmış ve izliyorsanız enerjisel olarak çektiğinizi düşünüyorum. Bunun tamamen enerjiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Hani nasıl böyle birini çok fazla düşünürüz, çok fazla anımsarız, bir anda karşımıza çıkar ya da o kişi bizi arar ya. İşte bu videoyu da izliyorsanız belki de Ocak ayı ile ilgili kafanızdaki bir sorunun, birkaç sorunun ya da cevabını alacak mısınız gibi düşünüyorum. Bu tarzda çok fazla videom var. Kanalıma girip onlardan da izleyebilirsiniz. Hala kanalıma abone olmayanlar varsa, abone olursa sevinirim bu arada. Şimdi ben kartlarımızı karıştırıyorum. Terazi burçlarının aşk hayatı ile ilgili bakalım kartlarında neler çıkacak. Aşk hayatı ile ilgili ilk başta çok güçlü bir kart çıktı. Eğer ki aşk hayatında problemler yaşayan bir terazi burcuysanız bence artık böyle bu ay kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Şöyle çıktı. Yani diyelim ki eğer ki hayatınızda biri var, problemleri yaşıyorsunuz. Bu ay böyle çözüm odaklı, daha böyle problemleri çözdüğünüz, keyif aldınız, şifalandınız, aile içerisinde huzur buldunuz, mutluluğunuzun arttığı, hatta partnerinizle böyle bir kutlama yapacağınız, güzel bir haber alabilirsiniz. Bir bebek haberi, işinizle ilgili bir gelişme olabilir. Aşk hayatınız sanki böyle daha farklı şeylerle de güzel haberlerle birlikte daha da canlanacak. Eğer ki hayatınızda biri yoksa bu ay içerisinde hayatınıza biri girebilir. Hayatınıza giren kişinin böyle uzun soluklu aile kurabileceğiniz bir kişi olabilir. Bu kişiyle böyle ileride evlilik, söz, nişan düşünebilirsiniz. Ciddi bir ilişkin içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. İlişkisel anlamında, aşk anlamında çok güzel bir ay sizi bekliyor diyebilirim. Kartlar arka arkaya çok güzel çıktı. Hep böyle bir kutlamalar, sevinçler, mutluluklar. İnşallah daim olsun mutluluğunuz. Şimdi sağlıkla ilgili kartlarımızı karıştırıyorum. Bakalım sağlıkla ilgili kartlarımızda neler çıkacak. Sağlık her şeyden önemli gerçekten. Ama ben yine de dua ederken hepsini diliyorum. Eksiksiz. Aşkın yeri ayrı, paranın ayrı, sağlığın. Sağlık önce gerçekten. Evet, sağlık önce olmalı. Muhakkak olmalı. Aşksız ya da parasız bir şekilde yaşanıyor ama sağlıksız olmaz. Sağlık anlamında eğer ki tedavi gören bir terazi burcuysanız bu ay içerisinde böyle hani artık cevap verecekmiş gibi. Diyelim ki psikolojik bir rahatsızlığınız var, kendinizi mutsuz hissediyorsunuz. Bu ay böyle kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir ay. Kilo vermek istiyorsunuz, kilo veremiyorsanız işte kilolarınızı vereceğiniz bir ay gibi gibi. Yalnız Adalet kartı ve aslında da marka arkaya çıktı. Şöyle her şey ilk başta güzel gibi gidecek ama emek vermeniz şartıyla. Yani bir adalet söz konusu. Emek verdiğiniz kadar sağlığınızla ilgili. Diyelim ki psikolojiniz bozuk. Sizi mutsuz eden insanlardan uzak durmanız gerekiyor. Kendinizi mutlu edecek şeylere yönelmeniz gerekiyor. Aksi halde daha mutsuz hissedebilirsiniz. Kilo vermek istiyorsanız sorununuz belki sadece kilodur. O zaman dikkat edeceksiniz. Yani dikkat ettiğiniz ölçüde alabildiğiniz ama olmazsa aksi şekilde ilerleyecek bir durum çıktı. Zaten hayatta hep öyledir ama bazen gerçekten kendiliğinden her şeye gider. Bazen de gerçekten bizim el atmamız gerekiyor. Eğer ki dikkatli olursanız sağlığınız konusunda çok güzel gelişmeler olacak ama dikkat etmeniz şartıyla çıktı. Şimdi finansal ve maddi anlamda kartlarımızı karıştıralım. Bakalım finansal ve maddi anlamda kartlarımızda neler çıkacak? Finansal ve maddi anlamda kendinizi iyi hissettiğiniz, hatta birikim yapabileceğiniz bir ay diyebilirim. Maaş artışı olabilir, bir yerden para gelebilir, miraslık bir konunuz vardır. Sanki geleceğe doğru bir yönelik bir yatırım yapabilirsiniz. Sanki bu biraz hem bugünü hem de yarını ilgilendirecek adımlar atabilirsiniz. Çok şanslı olacaksınız. Şansınızı değerlendirirseniz eğer gelecekle ilgili yatırımları yapabileceğiniz bir ay. Finansal ve maddi anlamda sorun yaşamayacaksınız ve güçlü atılımlar yapabileceğiniz bir ay çıktı. Kartların hepsi çok güzel çıktı. İnşallah öyle olsun. Çok güçlenirsiniz umarım. Şimdi kartlarımızı aile hayatımızla ilgili karıştırıyorum. Aile hayatımızla ilgili bakalım kartlarımızda neler çıkacak. Şöyle bir toplayalım. Aile hayatımızda
hayatında birinin bir konuda çok büyük bir sıkıntısı olabilir, sağlık sorunu olabilir, maddi problemi olabilir. Bir konuda yetinemediği, mutsuz olduğu bir durum var. Diyelim ki mesela çok çalışıyor ama karşısını alamadığını düşünüyor olabilir. Sağlığıyla ilgili çok çaba harcıyor ama karşılığını alamadığını düşünebilir. Ancak bu ay böyle bir denge durumu olacak. Yani her ne sorunun varsa, maddi bir sorun olabilir, sağlık sorunu olabilir ama denge oluşacak artık. Emek verdiği her şeyin karşılığını aldı ve hatta ailece kutlama yapacağınız bir ay olacak. Hani bu aile içerisinde sıkıntısı, problemi olan her kimse bu ay artık dengelenecek, normalleşecek. İlla ki herkesin hayatında bir sorun vardır, sağlıkla ilgili, aşkla ilgili, parayla ilgili. İşte bu ay onun dengeye gireceği ve ailece bunun kutlanacağı bir ay çıktı. İnşallah öyle olsun sizler için. Aile içerisindeki mutsuz ya da üzgün, problemi olan biri varsa umarım en kısa zamanda atlatır bunu. Şimdi kartlarımızı bebek isteyenlerle ilgili karıştırıyorum. Bakalım bebek isteyen bir terazi burcuysanız kartlarımızda neler çıkacak? Şimdi burada her şey var ama bir şeyi dert eden bir insan çıktı. Bu siz olabilirsiniz ya da aileden biri olabilir. Bebek isteyen, çok isteyen biri varsa ailenizde. Bu kişiyle ilgili karı koca ikisi de biraz üzgün ama beklemesi gereken bir dönem var. İleriye bakması gerekiyor. Sanırım ilerleyen zamanlarda bebek haberi gelecek ama bu ay içerisinde böyle kendilerini yine biraz bekleyişte, mutsuz hani hissedebilirler. Eğer çok çok çocuk isteyen biri varsa yakınlarınıza, tanıdıklarınıza sanki bir sonraki aya bakmaları gerekiyormuş gibi. Hani bu ay değil de bir sonraki ayda güzel haber alabilirlermiş. Mesaj ya da gelecek haber bir sonraki aydaymış gibi çıktı. Hayırlısı olsun. İsteyen herkese Allah en doğru zamanda evlat sahibi nasip etsin. Evlat sahibi etsin daha doğrusu. Kartlarımızı şimdi de iş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. Bakalım iş ve kariyerle ilgili terazi burçlarının bu ayki kartlarında neler çıkacak? Ve kariyer anlamında beklediğiniz bir haber var ve sanki o haber gelecek. Yeni bir işe girebilirsiniz, terfi alabilirsiniz, maaş artışı gerçekleşebilir ve bu ailece sevince yol açacak. İş ve kariyer anlamında aldığınız haberden sonra büyük bir çalışma temposu, büyük bir hareketlilik sizleri bekliyor. İstediğiniz şeyleri elde edebileceksiniz ama çalışmanız şartıyla çok çalışıp emek verirseniz karşılığını alacaksınız bu güzel haberden sonra işinizin, kariyerinizle ilgili gelişmelerini. Ancak çalıştığınız yerde küçük bir problemle karşılaşabilirsiniz. Biriyle çok anlaşamayabilirsiniz. Küçük bir sorun yaratabilir ama bu sizi yolunuzdan alıkoymayacak ama sanki küçük bir engel gibi olacak. Onu da aşarak yolunuza devam edeceksiniz ama böyle yoğun, hareketli ama güzel haberlerin geleceği bir ay gibi çıktı. İnşallah öyle olsun. İş hayatında da hep böyle küçük problemler yaratan maalesef küçük saçma kişiler olur. Ama önemli olan onlarla da baş edebilmek. Şimdi kartlarımızı aklımızdaki kişiyle ilgili karıştırıyorum. Aklınızdan bir kişiyi geçirin. Bakalım ben iki anlamda da bunu yorumlayacağım. Hem partner anlamında hem de çocuklarınız olabilir, kardeşleriniz, arkadaşınız olabilir. İki anlamda da çıkan kartları yorumlayacağım. Aklınızdaki kişi bir partnerse eğer bu partnerle ilgili güzel gelişmeler olacak. Onunla ilgili bir haber bekliyorsunuz. Bu kişinin gelmesini bekliyor olabilirsiniz. Ondan güzel bir haber bekliyor olabilirsiniz. Onunla ilgili bir probleminiz var. Belki onun çözülmesini bekliyorsunuz. İşte bu ay onların çözüleceği ve sorunsuz atlatabileceğiniz güzel, hatta yeni aşkın, yeni bir duygunun filizleneceği bir dönem. Eğer ki bir kırgınlık, dargınlık varsa aranızda bir barış olabilir. Şifalanma kartı çıkmış, yolunu gözlediğiniz biri varsa, hayatınızda hiç değilse hala bu kişi, o kişi gelecek ve hayatınızda yeni bir aşk başlayacak. Hayatınızda olan biri ise ve sorunlarınız varsa bu sorunları atlattıktan sonra yeni bir döngüye gireceksiniz gibi ama aşk hayatınız hep güzel, şifalanma ve beklenen aşk, beklenen duygu gibi çıktı. Bunları karşılayacak bu ay size sanki. Siz de ona karşılık verirseniz eğer çok güzel bir aşk sizi bekliyor diyebilirim. Bu eğer ki bir kardeşiniz, çocuklarınızdan biri, aileniz, arkadaşınızdan biri olabilir. Öyle birine tuttuysanız bu ay o kişiyle ilgili çok güzel bir gelişme olacak. İş hayatıyla ilgili olabilir, aşk hayatıyla ilgili olabilir. Çok güzel beklediği bir haberi alacak bu kişi. Hayatında sağlıkla ilgili bir sorunu varsa ya da ciddi bir maddiyatla ilgili sorunları varsa bu sorunları çözecek o kişi.
Ve aranızda yeni bir bağ oluşacak bu kişiyle. Çok daha güzel, eskisinden daha güzel bir bağ oluşacak ve ikinizin arasında böyle bir yardımlaşma olabilir belki de. Ya da bu aldığınız güzel haberle birlikte yeni bir duygu, yeni bir arkadaşlık, yeni bir döngü başlayacak aranızda. Çok güzel bağlar çıkmış. İnşallah öyle olsun. Kartlarımızda da bunlar çıktı. Umarım istediğiniz her şeyi gerçekleştirebildiğiniz bir ay olsun. Yine güzel olumlamalar yaparak bitirelim. İyi olan her şeyi alalım. Kötü olan her şeyi de evrene bırakalım geri. Dilerim dediğim gibi istediğiniz gibi güzel bir ay geçirebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.